Efendim hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok gönlü bir bakışla yine Akit TV ekranlarından yayınlanan Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saygı ve sevgilerimizi sunuyor. Gece Ajansımıza hızlı bir giriş yapıyoruz efendim. Ben Muhammed Mineci. Hiç vakit kaybetmeyelim efendim. Gece ajansımıza girişimizi yapalım. Çok önemli bir aslında haber. Son gelişme, son durum haberi bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti. Ve Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu Fas tarafından sunulan dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplarla dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti sevgili izleyiciler. Ve kararda dinleri veya inançları nedeniyle kişilere yönelik her türlü şiddetin eylemin yanı sıra kişilerin dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, iş yerlerine, mülklerine, okullarına, kültür merkezlerine ve ibadethanelerine yönelik şiddet eylemleri uluslararası hukukun artık bir ihlali olarak sayılacak ve böyle nitelendirilerek şiddetin önüne geçilecek ve işte bu sözlerle de Birleşmiş Milletler'de kınandı sevgili izleyiciler. Ve yine hatırlayacağınız üzere Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salvan Momika 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın hem de Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Ve yine Danimarka'da ise Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı sevgili izleyiciler. Evet, bu isterseniz burada noktalayalım çünkü uzayıp gidiyor. Yani buradan anlatmayla aslında bitmeyecek ama her ne hikmetse sadece saldırılar dünyada Kur'an-ı Kerim'e karşı yakılıyor. İbret olsun diye bir Müslüman da diğer kutsal kitapları eline almış. Ve o da gitmiş ama ben Müslümanım, ben başka kutsal kitapları yakamam diyerek tüm dünyaya ders vermişti. Bugün Gece Ajansı'nda Profesör Doktor Esat Arslan'la özellikle bu konu üzerinde tekrar duracağız efendim. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hakim ve savcı kura törenine konuştu. AK Parti döneminde yargı ve hukuk alanında yapılan hizmetleri hatırlattı. Yeni anayasa mesajı verdi. Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasını başlatacaklarını söyledi ve FETÖ ile ilgili de uyardı. Külliyede hakim ve savcılara seslendi Cumhurbaşkanı. Toplam 22.821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü kura törenimizle birlikte bu sayıyı 23.923'e çıkarmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti döneminde yargı ve hukuk alanında yapılan hizmetleri hatırlattı. Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle adalet teşkilatımızın insan kaynağının daha nitelikli yetişmesini sağlıyoruz. Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Yeni anayasa mesajı da verdi Cumhurbaşkanı. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. FETÖ'yü de hatırlattı Erdoğan. Uyarılarda bulundu. Benim iki korumamı şehit ettiler. Acımasızca.
eğer bizi de yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Ama bizleri Rabbim fırsat vermedi, yakalayamadılar. Burada tavrımız gayet nettir. Bir Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz. Kökü dışarıda bu yapıların en küçük bir rehaveti tekrar palazlanmak için fırsata çevireceğini aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Son FETÖ'cü hain de işlediği cürümlerin hesabını yargımıza vermeden ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır. Erdoğan sosyal medyada yapılan adalet çağrılarına da tepki gösterdi. Adalet hizmetlerinde yapılan hatanın bedeli sadece bu dünyada değil, ahirette de çok ağır olacaktır. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 3 farklı Körfez ülkesine yapılan ziyaretlerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni ülkelere ziyaretlerin de olabileceğini söyledi. Körfez ülkelerine yeni ziyaretler olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan üçlü Körfez turuna çıkmıştı. Bu ülkelerle imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmalar dikkat çekerken yeni ziyaretler olabilir mi sorusunu akıllara geldi. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez'in diğer ülkeleri olan Kuveyt, Umman ve Bahreyn'e de ziyaretlerin olabileceğini söyledi. Diğer Körfez ülkelerine de bir ziyaretin gerçekleşme ihtimaline ilişkin soruya Yılmaz, Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış, belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkelerde olabilir tabii yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti. Türk savunma sanayi sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Alanında dünyanın en büyüklerinden olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı için video mesaj yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayine geldiği noktayı anlattı. Bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. Akıncı ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. Savunma sanayinde 850 farklı projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, İHA ve SİHA teknolojisinde ilk 3 ülke arasında izledi. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır.